kaça gidiyorsun? 6. sınıf orta 1'e giderim. Ha, bunu izlemedim. Selanik nerededir? Ankara. Yok. Nerede? Selanik senin için ne önemi var? Atatürk orada doğdu. Atatürk olmasaydı şu an Türkiye var olmayacaktı. Yani o yüzden biz de olmayacaktık. Selanik nerededir? Ankara. Nerede? Yunanistan'da. Yok öyle aslında. Değil mi? Yok yani sana. Atatürk'ün ne işi var Yunanistan'da? Ne işi var lan? Yok öyle aslında Ankara'dadır. Daha geçen gittim oraya. Daha geçen gittim. Anıtkabir oradaysa Selanik de oradadır. Kaça gidiyorsun? 7. Mars mı daha yakın Hindistan mı? Mars. Mars. Baktı Mars lan. Mı daha yakın Hindistan mı? Bunu biliyorum. Mars bence daha yakın. Neden? Orası daha uzak olduğu için. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Osmanlı Devleti'nin mi? Fatih Sultan Mehmet. Kanuni Sultan Süleyman. Başka mı? Mustafa Kemal Atatürk mü? Mustafa Kemal Atatürk mü? Osman Bey efendim. Osman Bey. O kim? Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Vallahi onu Osman. Yavuz Sultan Selim ta geliyor. Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Selim. Kurucuları. Herkes aynı olarak da değil de bir Osmanlı bir sistem olarak gelmişler şimdi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Hürrem. Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Fatih Sultan. Mehmet Sultan. Tayyip mı? Recep Tayyip Erdoğan olabilir. Bize evlilik programı sunan 3 isim söyler misiniz? Zuhal Topal, Seda Sayan, Esra Erol. Bize bildiğiniz 3 dünya klasiği kitabı söyler misiniz? Söyleyemem. Söyleyemem. Don't yani söyleyemem. Zuhal Topal, Esra Erol, Seda Sayan. 3 dünya klasiği kitabı söyler misiniz? Anna Karenina 1, Anna Karenina 2, Anna Karenina 3. 4, 4, 8 ediyor. Yok ligde 8 geliyor. Yok ben 8 diyorum. 8. 8. 9 mu? 9 gibi geldi bana ya. Önce parantez içi yapılır. 4, 2 çarpı 4, 8. 8 bölü 8, 1. 8 bölü 2, 4. 2, 4, 8 mi eder? Artı 2, 10 olması lazım bu durumda. 8'i 2'ye bölersen 4 eder, doğru mu? 2 ile 2'nin toplamı 4, 44 yapar. Toplamı yani. Tarihle aranız nasıl? İyi, çok iyi, evet. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? Adolf Hitler. ben de tam bilmiyorum ama Hitler'in elinden aldığı bilgisi var bende. Fatih Sultan... ben de tam bilmiyorum ama Hitler'in elinden aldığı bilgisi var bende. Onda var yani hani. Kimse karışamaz buna. Amına koyar adamın. Adam da var abi kime ne? Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? 1453'te yapmadık ya mı? Kaçta? Kaçta yaptın? Kesin sıfırıyor. Kimin elinden almıştır? 1453 yılında kimin elinden almıştır? 1453 yılında almadık ki kimsenin elinden bir şey. İstanbul'u fethetti. Tamam. Kimin elinden aldı? Kimsenin elinden almadı. Fethetti diyor. Ya bu heyecan ya. Heyecan bu, heyecan, heyecan. Roma'nın elinden aldı. 1453'te almadı mı? Tamam ben hayır 1453'te almadı. Onu demeye çalışıyorum. Bilmiyorum ama. Orucu ilk hangi şehir açar? Ankara. Neden? Büyük şey olduğu için. Cumhurbaşkanı, başbakanımız olduğu için. En son Adana açar. Ramazan'da ilk orucu hangi şehrimiz açar? Adana. Neden? 01 diye. En son hangi şehir açar? Düzce. Neden? 81 plaka. Doğru bilgi bu arada. Plakalara gel. Of. 6 kere 9. 90. 6 kere 9. Bilmiyorum. Ben yabancı dil okuyorum. 6 kere 9 nasıl sorarsın İngilizce'de? Sormuyorum. Sormuyorum. 6 tane 10 desek 70. 9 çıkarsa 61 mi yapar? Üniversite 1. sınıf. Bak o çok akıllıcadır biliyor musun? 6 kere 9 hesaplarken 6 kere 10'dan bulmak çok akıllıca.
Biraz zaman kaybettiriyor ama. 6 kere 9. 36. Bilmiyorum abi ya. 81. 6 kere 9'u 48 ettiğini herkes bilir kardeş. O kesilmiş ya. Çin Seddi nerededir? Çin Seddi burada. Nerede? Burada işte. Belan, Belan'dan gider o tarafa doğru. Diyorsun. He. Geçtiniz mi içeriden buradan? Geçtim ya, Belen'den geçtim. İyi miydi? Güzel ha, güzel, manzarası falan güzel. Görkemli, evet. Çin Seddi nerede olabilir efendim? Efendim? Çin Seddi nerededir? Çin Sesi mi? Çin Seddi. İlk defa duyuyoruz ya. Çin Seddi var ya efendim, Çin Seddi. Bilmiyoruz abi. Çin Seddi nerededir? Çin Seddi. Mısır'da. Mısır'da. Ha, Mısır mı? Ya arkadaşlar, yüksek ihtimal şöyle oluyor. Bunu geçen gün de konuştuk. Dayı iniyor meydana. Tamam mı? Pata küte soruyor. Belki 200 kişiye soruyor. 500 kişiye soruyor. Ondan sonra aralarından ayıklıyor. Şimdi biz de eğleniyoruz işte. Çin Seddi Mısır'ın piramitlerin olduğu yerdedir. Emin miyiz? Eminim. Ama bunu bilin artık arkadaşlar. Çin Seddi nerededir? Hiç yani. Cevap verir misin sen? Hayır, ben veremem. Japonya mı? Danimarka, Ukrayna, Çin Seddi. Say baba. Cezayir mi? Çeçe, Çiçi, Maço. Ya bunu biliyorum. Beş, Maço. Çeça, Çeçe, Çiçi, Çoço, Maço. Miço, Çiço. Miço. Bilemedim. Canasa. Gino. Yok, Gino. Kısacak maçı. Abi sakin ol ya. Şu an bizim bulunduğumuz yere Mars mı daha yakın, Macaristan mı daha yakın? Mars. Mars. Neden? Abi ya bu soru niye böyle? Hani akşamleyin dama çıktığımda, yukarıya baktığımda Mars daha yakın geliyor ama Mars'ı görebiliyorum da, ama Macaristan'ı göremiyorum yani. Helal lan. Helal amına koyayım. Bence tertemiz zeka oğlum. Vallahi diyorum oğlum, bak gözünle görebildiğin bir şey her zaman daha yakındı arkadaşlar. Bunu tartışmayalım lütfen. Mars'a 2 saate gidebilirim uçakla. Macaristan'a? Macaristan'a daha uzun sürer bence. Kıble neresidir? Kıble. Doğu. Aa, o taraf. Yani. Konya'da. Konya'da. Kuyumcu olabilir mi? Efendim? Kuyumcu. Yok. Kuyumcu mu? Bilim adamı olur mu? Zannetmiyorum. Değişik bir tip. Bu bilim adamı ama. Öyle mi? Einstein. Bu. Ne üzerine? Şu fotoğraftaki kimdir? Aziz Nesin. Bu fotoğraftaki kimdir? Vallahi bunu Kurtuluş'ta olabilir bu adam yani. Kurtuluş Caddesi falan olabilir mi? Yani. Bu Habib Nacar'dan yukarıda olabilir. Kayıp mı olmuş bu adam? Bulun inşallah. Evet canım, Necdet Uygur. Tiyatrocuydu. Çok sempatik, komikti. Biz onu çok tiyatrodan izlemiştik. Güldürürdü bizi. Kurtuluş'ta bir abimiz var. Ya nasıl yapıyor ya? Mekan cennet olsun. Efendim, Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Gölü. Neydi sanırım ya, bilmiyorum. Yani gölüdür herhalde. Değil mi? Değilim. En son biz coğrafyalı ne işledik? Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Gölü. Hayır, değil. Efendim, Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Okyanus. Abi gitmedim de bilmiyorum da. Okumuşluğum da hata yok. Tahmini. Ne olabilir? Van Gölü. Bilemiyorum. Efendim, Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Canavarı. Gölü. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölü değil ki. Neyi? Sadece bir gölü. Ben sadece gölü Van Gölü. Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Canavarıdır. Eminim. Van kedisi mi? Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Tuz Gölü. İstiklal Marşı abi. Tamam, biliyoruz, eyvallah, ülkücüyüz. Gel kanka. Lan onu nasıl yapacaksın? İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musun? Tamam abi.
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen az sancak. O benim yıldızımdır, parlayacak. Bu kadar biliyoruz abi. Şu an yurt... Tipik bir Türk örneğiydi, gene izlediğimiz. Dışındayım. Tam bir Twitch chat'i değil miydi? Yani. Okuyor muyuz? Evet, okuyorum. Vay, bu çocuk ne ya? Bu kadar biliyoruz abi. Şu an yurt dışındayım. Yani. Okuyor muyuz? Evet, okuyorum. Üniversite okuyorum. Ülke olarak? Fransa. Efendim, İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musunuz? Tabii. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Dur ya. Utanırım şimdi. Ben her gün okurdum bunu. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Bu tip durumlarda şey yapmak lazım. Ritmiyle söyleyeceksin. Korkma, sönmez bu şafa. Öyle öyle aslında bulur. Ya diyorum ya, bu kitlenme yani. Başka bir şey değil. Vallahi utandım. Yok, okuyamadım. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun tüten en son ocak. İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musun? Tabii ki, memnuniyetle. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim ancak. Çatma, kurban olayım şehrini ey nazlı hilal. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. Efendim, İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musun? Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen az sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan... Ya sen söyle, yaban söyle. Tamam, sen söyle. Adamın ne kafasını karıştırıyorsun ya, yandan yandan. Tamam, ezbereyim ben, merak etme, tamam. Efendim? İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musun? Korkma, sönmez bu şafak, sönmeden yurdumun üstüne sönecek bu benim milletimin yıldızı parlayacak, o benim değil. Oğlum soldaki çok gaz ya. Soldaki var ya, ilkokula döndü ha. Hani böyle ilk önde dururduk ya, böyle kafa yukarıda. O benim milletimindir ancak. Bir şey sağ. Kurban olayım. Çehreni ey nazlı hilal. Sönmeden yurdum. Laş. Eyvallah sağ. Ya abi, milletle dalga geçmeyin ya. Geri zekalı değil bu millet. Tamam mı? Hep geri zekaları ya, yayınlıyorsun. Yok ya, İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını falan. Bile... Ay. Oğlum beynime kan gitmedi. Ah. Adam içerlemiş, içerlemiş. Yemeyebilir adam ya, anladın mı? Ya izleyin diyorum ben, hep böyle geri zekalı. Halk hep geri zekalıymış. Şey, Mısır piramitlerini bizden çalmışlar falan. Öyle bir şey var ya. Sayemizde insanlar etmeni falan. Evet, o konuda haklısın abi. Hadi Allah'a emanet. Ne dedin, haklısın dedin. Böyle geri zekalı. Halk hep geri zekalıymış. Şey, Mısır piramitlerini bizden çalmışlar falan. Öyle bir şey var ya. Sayemizde insanlar etmeni falan. Evet, o konuda haklısın abi. Hadi Allah'a emanet. Yani aslında bir noktada kötü bir eleştiri yapmamış. Yani insanlarımızın sadece geri zekalılıklarını sunarak bütün toplum o kadar geri zekalıymış gibi düşündürtmek algısı bu. Ama bu geri zekalılıktan çok eğlenme yani. Ben eğlenmek için izliyorum şu an.